İyi akşamlar efendim. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Cuma buluşmamızda bugün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ağırlıyoruz. Özel bir yayınla karşınızdayız. Muharrem İnce Yalova'dan çıktı ve geldi. 75 gündür Yalova'daydım dedi. Bugün sizler için çıktım, Taksim Meydanı'na geldim dedi. Gazeteciler Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz'la birlikte tam 2 saat boyunca Muharrem İnce ile birlikte olacağız. Ona sorularımızı yönelteceğiz. Son bölümde de Erol Mütercimler bizi bekliyor. Kulislerimiz bizi bekliyor. Diyelim hemen Sayın İnce'ye dönelim. Sayın İnce hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Sizi Yalova'dan çıkarmak ne zormuş ya? Kurallara uymak lazım. Yani izolasyona uyacaksınız. Maskenizi takacaksınız. Sosyal mesafeyi koruyacaksınız. Ben de buna uymaya çalıştım. Abi Yalova'dan diyor, geldim diyorsun ama yanmışsın epey. Bu amele yanı. Ha, öyle yani mi? Bodrum yanığı değil bu, amele yanı. Onun için bahçede çalışmanın yanığı bu. Yani eller yanık, yüz yanık. Ha, ben de Yalova'da değil de sanki başka bir yerde tatile yani falan mı gitti dedim. Evet. Öğretmen her zaman üretmelidir. Sınıfta, mecliste, bahçede üretime katkı sağlamak lazım. Evet. Sevgili izleyiciler, Muharrem İnce Halk TV'de hashtag'ine soru, görüş ve önerilerinizi atabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinden bu yana çok sayıda ileti alıyoruz, çok sayıda Twitter mesajı alıyoruz. Sosyal medyada çok konuşuluyor. Muharrem İnce Halk TV'de hashtag, Muharrem İnce Halk TV'de başlığıyla göreceksiniz zaten. Twitter'dan o sorularınızı yöneltirseniz biz de içinden bir eleme yapacağız ve 2 saat boyunca Sayın İnce'ye sorularınızı yönelteceğiz diyelim ve önce bir koronayla başlayalım. Arkadaşlar uygun olur mu? Koronadan evet. Önce şimdi Banu'nun tutuklanması... Konuşacağız bir dakika. Önce bir korona meselesine bir girelim. Korona günlerinde nasıl geçti? Ne yaptınız? Yani az önce söylediniz hani hep Yalova'da mıydınız? Evet, hep Yalova'daydım. Gençlerle sosyal medya üzerinden görüşmeler yaptık partinin gençlik kollarıyla. Zaman zaman medya kuruluşlarıyla görüşmelerimiz oldu. Danışmanlarım var. CHP'nin yurt dışında temsilcilikleri var. Onlardan bilgi alıyorum. Türkiye'nin dört bir yanından bilgi almaya çalışıyorum. Okuyorum. Aileme karşı sorumluluklarım var. Bana gün yetmiyor zaten. Yani iktisatçılarla görüşüyorum. Çünkü biliyorum ki sağlık krizinin ardından gelecek olan bir ekonomik krizdir. Onun ardından gelecek olan da bir siyasi krizdir. Onun için gündemi takip etmeye, öğrenmeye çalıştım. Ha, sıralama o değil mi? Yani önce tabii, sağlıktan sonra ekonomi, sonra da siyasi. Bu olacak, kaçınılmaz bu. Türkiye'de 18 yıldır artık kural şudur. Ey İsrail diye başlamışsa bilin ki yurt dışında, dış politikada bir taviz veriyordur. Ezanları susturamazlar, camilere hakaret edemezler diyorsa bilin ki kasada para kalmamıştır. Yani iki temel özellik budur. Ey İsrail dedi mi, ey Amerika hiç diyemez zaten. O diyeceği ey CHP diyebilir en fazla. Bugünlerde yine işte az önce dediğiniz için, Banu kardeşimiz için, ben oradan ona bağlayayım. Şimdi bu camilerde minarelere müezzinler çıkmıyor. Kasetten okuyorlar merkezi sistemle. Bu sistemi kuran kişi diyor ki bu çok ilkel bir yöntem. Bunu diyor değiştirin. Yani Diyanet'in 8 bakanlıktan büyük bütçesi var. 10,5 milyar. Her yere zırhlı Mercedes'e para buluyorsun. Bugün imamın birisi beni aradı. Ya bir şey söyleyeyim mi dedi. Allah aşkına dedi, bu yalan söylüyor bu iktidardakiler dedi. O minarelere bir çıksınlar bakalım dedi. Minarelere bir çıksınlar dedi, görsünler dedi. Pislik içinde dedi. Çünkü çıkan yok dedi. Şimdi sistemi değiştirmiyorsun. Bir dakika, Muharrem Bey, bilmediğim için soruyorum. Ezan sistemi yani oradan... Normalde müezzin, normal ezandan okur. Tamam ama yani burada şu anki öyleydi. Tabii hepimizin bildiği oydu. Evet. Şimdiki sistemde şey mi? Merkezi ses düzeni var. Oraya da kimse çıkmıyor. Oraya da kimse çıkmıyor. Şimdi merkezi sistemden okunuyor. Sen bunu dışa müdahaleye açık bir hale getirmişsin. Türkiye ekonomisi gibi. Yani Türkiye ekonomisi nasıl ki dışarıdan gelecek bir müdahaleye açık, bizim ezan sistemimiz de dışarıdan birisi oradan geçerken sisteme giriyor, ezan yerine başka bir şey yapabiliyor. Sen bu kişiyi bulmuyorsun. Geçmişte Ağrı'da minarelerden dombura sesi yükseldi. Dombura çalanı buldun mu? Bulmadın. Peki şimdi Çalbella çalanı buldun mu? Bulmadın. CHP'li bir çocuktan intikam alıyorsun. Bakın, bu gerçekten ahlaksızlık, bu yapılan. Bu gerçekten ahlaksızlık. Yaptıkları iş şu: tulumbada su bitti. Para konuşamıyorlar, ekonomi konuşamıyorlar. Bu tarafa getirmeye başlıyorlar iş. Camiler hepimizin kardeşim. Caminin minaresinden şarkı, türkü söylenemez. Söylenemez. Kimse bunu istemez. Ben de tweet Siz de bu arada zaten. Tweet attınız. Attım o tweet'i zaten. De ekrana getirelim arkadaşlar. Tabii ki. Muharrem İnce'nin bu en son camiyle ilgili. Fakat burada başka bir şey var. Yani utanmazlık o kadar had safhaya çıktı ki artık. Ne konuşalım? Bir, Ramazan ayı. Dini duyguların yoğunlaştığı bir ay. İki, seçilen yer İzmir. İzmir özellikle seçilmiş. Üç, koskoca Cumhurbaşkanı bunu diline dolayabiliyor. Senin yapman gereken iş, o haber sitelerine düşmüş bu, haber olmuş. 2 saat sonra bu arkadaşımız bunu paylaşmış. Ama paylaşır bunu, haber siteleri haber yapmış zaten. Sen ne yapıyorsun? CHP ile bunun arasında bir bağlantı kurmak istiyorsun. Ekonomi kötü gidiyor. Dolar yükseliyor. Türkiye borçlarını ödeyemiyor. Bunlar konuşulmasın istiyorsun. Esnaf konuşulmasın istiyorsun. Primler konuşulmasın. Neden? Yardım ettiğin falan yok. Sadece öteliyorsun 3 ay. 3 ay sonra ne olacak? Lokanta yarı yarıya çalışacak. 3 aylıkta birikmiş olacak. Nasıl ödeyecek bunları? Gündemi değiştirmek için uydurdukları ben bunu asla ve asla bir CHP'linin yaptığına inanmıyorum. Bir olayda kime ne yarıyorsa o yapmıştır. Yani camiden şarkı türkü söylenmesi CHP'ye yarar mı? Evet. Bu yaramaz. Arada ben tweetinizi okuyayım. Yapanı henüz bulamadılar. Bu rezaletlerin yaşanmaması için sistemi yenilemediler. Ama trollerin hedef göstermesiyle haber sitelerinde yer alan görüntüyü paylaştığı için Banu Özdemir tutuklandı. Devlet troll kafasıyla yönetiliyor. Yargı troll kafasıyla karar veriyor. Aynen böyle. Bundan önce bir tweet'i var. İlk protesto tweet'i var. Evet. Ardından bu da var. Bu ikincisi. Evet. Protesto tweet'ini de getirin. Evet. Şimdi kesinlikle. Özür dilerim. Şimdi çok buyurun. Özür dilerim. Buyurun. Yani Cumhuriyet Halk Partililer sanki burada bir sorumluluk sahibiymiş gibi bir de buna dair kınama mesajı yayınlama zorunda hissediyorlar kendileri. Ne yapalım? Yani bu bilerek tasarlanmış bu, planlanmış bu. Yani siz bunu iktidar tarafından mı planlanmış? Ben onu bilemem. Kime yarıyorsa o planlamıştır. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani sen 10,5 milyar lira bütçen var Diyanet İşleri Başkanı. 8 bakanlığın toplam bütçesinden daha fazla bütçem var. Sistemini yenile, senin sistemine müdahale edemesinler. Yapamasınlar, giremesinler. Senin sistemine giriyorlar. Yarın küfür edecekler belki hoparlörlerden. Başka daha ayıp şeyler söyleyecekler. Daha ahlaksız şeyler yapacaklar. Senin sistemin kötü, ilkel. Sen bunu değiştirmelisin. Senin yapman gereken iş Banu Özdemir'i tutuklamak değil. Hakimler talimat bekliyor zaten. Yani Yüreğir'de yaşanan olayda olduğu gibi. Önce serbest bırakıyor. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Ardından bizim çocuğumuzu tutukluyorlar. Ne yapmış? Yaptığı iş ne? Eren Yıldırım'la başlıyor. Evet. Yaptığı iş ne çocuğun? Ailesinin yanında silah çekilmiş bir çocuğa. Bu arada öbür tweetinizi de okuyayım Muharrem Bey isterseniz. Cami minarelerinden müzik yayını yapılması, çavbella çalınması ahlaksızlıktır, terbiyesizliktir, saygısızlıktır. Bunun sorumlusu kimse bulunmalı ve en ağır ceza verilmelidir diyorsun. Kesinlikle. Bakın, bütün inançlara saygılı olacağız. Yani bir Hindu'yu davet ettiğimizde ona sığır bifteği veremeyiz. Bir Alevi'ye tavşan ikram edemeyiz. Cemevine cümbüş evi diyemeyiz. Camiden şarkı türkü minareden okuyamayız. Kiliseye hakaret edemeyiz. Sinagoga hakaret edemeyiz. Bunu yapamayız. Bütün inançlara saygılı olmaya mecburuz biz. Yani camiden bunun okunmasını, şarkı türkü söylenmesini tabii ki doğru bulmuyorum. Kınıyorum bunu. Hatta cezalandırılmalıdır. Ama bu yapılması gereken iş, bu nemalanmadır. Bu bilerek yapılmıştır. Kasıtlı yapılmıştır. Yani ekonomiyi konuşmayacağız. Doları konuşmayacağız. Özgürlüklerin nasıl kısıldığını konuşmayacağız. Malzeme çıktı eline. Bak, camilerimize hakaret ettiler. Cami senin babanın tapulu arazin değil. Cami hepimizin camisi. Sen camiyi ne kadar koruyorsan Muharrem İnce de camiyi o kadar korur. Tayyip Erdoğan'ın arazisi mi? Tayyip Erdoğan Allah'ın yardımcısı mı? Yani özel olarak camileri koruma görevi Tayyip Erdoğan'a mı verildi? Kim verdi ona bu hakkı? Ben de onun kadar korurum. Yapılması gereken iş Banu'nun derhal serbest bırakılmasıdır. O sisteme kim girmiş, onu kim oradan okumuşsa onu cezalandırmaktır yapılması gereken. Sayın İnce, olayın ayrıntıları biraz Barış'ta var galiba. Evet. İsterseniz bir Barış kısa bir olayı bir özet geçsin. Barış, neler oldu? Banu Özdemir nasıl gözaltına alındı ve tutuklanma süreci nasıl ilerledi? Önce tüm izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Banu Özdemir'le gözaltına alındıktan sonra da tutuklanmadan 15 dakika önce de tutuklandıktan sonra da konuştum. Telefonla konuştum. Tabii telefonla konuştum. Yani bu pandemiden dolayı ben tabii bu meselenin bu kadar uzayacağını da çok düşünmedim. Belki atlayıp giderdim de benim arkadaşım Banu. Şimdi Muharrem abi şöyle oluyor. Çarşamba günü öğlen saatlerinde İzmir'in 2-3 ilçesinde aynı anda camilerin hoparlöründen Çavbella şarkısı çalmaya başlıyor. Bunu da İzmir'deki internet siteleri haber olarak videoyla koyuyorlar. Bundan yaklaşık 2 saat sonra, burası önemli, 2 saat sonra Banu bu videoları görüyor. Kendisi de İzmir'de yaşadığı ve İzmir'de siyaset yaptığı için bu garip duruma dikkat çekiyor. Herhangi bir yorum yapmadan, aşağılamadan, hakaret etmeden, alay etmeden bu videoyu paylaşıp İzmir müftülüğünü de etiketliyor ve İzmir müftülüğüne diyor ki, arkadaş bu nedir? Camilerden çavbella çalıyor. Bilginiz var mı? Bununla ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Banu'nun CHP'nin İzmir eski il başkan yardımcısı olduğunu bilen troller, AKP'nin paralı trolleri Banu'yu sanki bu işin sorumlusuymuş gibi hedef göstermeye başlıyorlar. Çarşamba günü akşam saatlerinde Banu Özdemir beni aradı ve dedi ki, ya Barış dedi, sen bu internetle çok meşgulsün. Yüzlerce tweet peş peşe geliyor. Hesabımı ele geçirmeye çalışıyorlar dedi. Çarşamba gecesi. Ve Gürkan, perşembe sabahı evet, karakoldan Banu aranıyor. Bana anlattığını şu an anlatıyorum. Diyorlar ki Banu Hanım, bu konuyla ilgili bir ifade vermeniz gerekiyor, gelir misiniz? Banu da bunun üzerine avukat arkadaşımız Süleyman Karadağ'ı alıyor ve karakola gidiyorlar. Karakolda ifade veriyorlar. İfade işlemi bittikten sonra polis şunu söylüyor. Diyor ki, hakkınızda gözaltı kararı verildi, yarın adliyeye çıkacaksınız. Yani perşembe gecesini Gürkan, Banu karakolda geçirdi. Dün geceyi. Sabaha kadar karakolda kaldı. Ben bugün kendisini aradığımda polisler çok nazik, çok kibar davrandılar. Hiçbir sorun yaşamadım. Bir odada sabaha kadar bekledim dedi. Oda dediği de hücre. Şimdi biz normalde bugün neyi konuşuyor olacaktık biliyor musunuz? Bak biz bugün, Türkiye'de bugünlerde bilen bilmeyen herkes swap konuşuyor değil mi? Evet. Herkes swap bekliyor. Doğru. Sanki ekmek gibi bir şey bekliyor. Doğru. Şimdi bizim normalde bu swap'ı konuşmamız gerekirken CHP'nin gençlerini tartışıyoruz. Evet. Niye? İftiraya uğruyor çünkü bizim çocuklarımız. Evet. Şimdi... Muharrem abi özür dilerim. Şunu istersen anlatayım. Tabii. Çok özür dilerim. İzleyicilerimiz de hani tam bilsinler. Çünkü medyada da doğru düzgün de anlatılmadı. İstersen onu 11'den sonra... Yok şöyle söyleyeyim de hayır, bu şimdi hukuksuzluğu anlatacağım. Karakolda Banu ifade verdikten sonra geceyi gözaltında geçiriyor. Bu sabah polis avukatının evine gidiyor. Diyor ki Banu Özdemir'in telefonda inceleme yapacağız. Alınıyor telefon, inceleme yapılıyor ve polis şu raporu yazıyor. Diyor ki Banu Özdemir... Bu videoları haberler yayınlandıktan 2 saat sonra şu sitelerden indirmiştir. Kendisi üretmiş değil, buradan indirmiş ve savcılığa sevk ediliyor. Savcı diyor ki Muharrem abi avukatına, ben Banu Hanım'ın ifadesini almayacağım, direkt tutuklamaya sevk edeceğim, ifadesini almama gerek yok diyor. Hakimin karşısına çıkıyor. Hakim bu videoları yayınladığında tepki alacağını düşünmedim mi diyor. Banu da diyor ki, ne tepkisi alacağım? 3-5 tane troll beni hedef gösterdiği için ben gözaltındayım ve sizin karşınızdayım. Burada bir suç yok diyor. 10 dakika ara veriliyor. 10 dakika aradan sonra toplumda infial uyandırmak ve TCK 216'dan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından tutuklandı. Şakran cezaevine götürüldü. Ben tutuklandıktan hemen sonra da kendisini aradım. Şimdi de bir arkadaşımızla mesaj yollamış. Bu gece senin de abi yayına geleceğini bildiği için o mesajın da okunmasını istemiş. Ben çiğ yemedim ki karnım ağrısın. Beni üzen tek şey partimin yıpratılmasıdır benim üzerimden demiş. Şimdi evet. Bakın şu anda Türkiye dünyaya rezil oluyoruz şimdi. Bakın dünyaya rezil olduğumuzun, ekonomik anlamda rezil olduğumuzu size kısaca anlatmak istiyorum. Şimdi bu swap dedikleri şey bir takas. Yani bir paranın takası, ya bir vadenin takası ya da bir faizin takası. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti gidiyor İsviçre'de ya da Londra'da bir bankaya. Diyor ki, ey Katar, benim param itibarsız. Benim parama kimse güvenmiyor, inanmıyor. Ben diyor 10 milyar dolar karşılığı Türk lirasını bu bankaya koyuyorum. Banka da ya İsviçre'de ya Londra'da. Şimdi Türkiye 10 milyar dolar karşılığı Türk lirasını koyuyor. Katar'da bunun karşılığında riyal koyuyor. 10 milyar dolar karşılığında. Ha, kuru 6.80'den mi yapıyorlar? 8.80'den mi yapıyorlar? 9.80'den mi yapıyorlar? Bilmiyoruz. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti hepimiz ne kadar kazık yediğimizi bilmiyoruz. Niye? Anlaşmayı görmedik çünkü. Ben açıklıyorum, bu ülkede 2018'de ikinci en yüksek oyu almış birisi olarak Erdoğan'a soruyorum. Yüreğin varsa o anlaşmayı açıkla Türkiye'ye. Bilelim onu. Babanın parasını harcamıyorsun. Onu bir açıkla bakalım. Kuru kaçtan? Kaç paradan yaptınız? Şimdi bu şu demektir. Babalarınız esnafsa bilirsiniz. Hatır senedi vardı. Hatır senedi. Hatır çeki. Hatır senedi. Yani Muharrem İnce'nin itibarı yoktur o kasabada. Gürkan Acır'ın vardır. Gürkan Acır çek keser bir tane ya da bir senet verir. O senedi alırsın, kendi borcumuş gibi birine verirsin. Birine verir. Hatır senedi. Türkiye hatır senedine muhtaç durumda şu anda. Yani swap demek utanılacak bir şey demektir. Buna kim bunu kim yapıyor biliyor musunuz? 3-5 tane kıytırık ülke yapıyor işte. Borcu gırtlağa geçmiş. 3-5 yalnız 35 yere müracaat ettik. 35 ülkeye müracaat ettik. Swap, Katar yaptı. Bu arada özür dilerim. Swap yapılacak ülkeler arasına giremedik. Yani swap almayı hak etmek başka. Bir de yani swap yapılamayan... 35 ülkeye gittik, swap yaptık. Amerika Merkez Bankası bizimle swap yapmadı. Amerika'da zaten 12 tane Merkez Bankası var. Yapmadılar. Şimdi Katar yaptı, Japonya yaptı. Çin'den yapmaya çalışıyoruz şimdi. Trump'ın baskısı ne olacak onu da bilmiyoruz. Yani Türkiye şu anda... İtibarı olmayan bir esnaf durumundadır. İtibarlı bir esnafın, yani bizim paramıza güvenmiyor kimse dünyada. Yani vatandaş şöyle biliyor. Damat öyle bir anlatıyor ki bunları. Öyle bir anlatıyor ki. İtibarsızlığı büyük bir itibar gibi anlatıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin parası dünya piyasalarında şu anda beğenilmediği için, itibarsız olduğu için biz hatır senediyle iş yapmaya çalışıyoruz. Bunları konuşmamız lazımken işte bir yalan uyduruyorlar. CHP'li Yüreğir'deki oğlumuz Eren Yıldırım bilmem yanlış yapmış. Banu kızımız orada başka bir yanlış. Hiçbir yanlış yaptığı yok çocuklar. Bu çocuklara önerim şudur. Ben onların yaşındayken üniversite öğrencisiydim. Türkiye'nin başında apoletli Kenan Paşa vardı. Şimdi kravatlı Recep Paşa var. Ben apoletli Kenan Paşa'dan çektim. Karakollara götürülüyorduk. Dayak yiyorduk o zamanlar üniversite öğrencisiyken. Bu çocuklar da şimdi kravatlı Recep Paşa'nın mağdurları. Hiç korkmasınlar, hiç yılmasınlar. Çocukların yaptığı hiçbir yanlış bir şey yoktur. Amaç gündemi değiştirmektir. Amaç bu swap'ı anlattırmamaktır insanlara. Bunu itibar gibi anlatıyor. Bakın. Şu anda Türkiye CDS puanları 600'ün üzerinde. Yani Türkiye 600 olduğu zaman 6.00. Diğer riskleri de kattığınızda demek ki Türkiye 8'den aşağı borçlanamıyor. 8 ve faiz oranı olarak. 8'in üzerinde borçlanıyor. Yani bu kötü bir şeydir. Özel sektör daha da kötü borçlanacak. Türkiye'de bunları o borçla alınan, açılan hastaneler de var. O borçla alınıp açılan hastaneler var işte. Hop, işin daha kötüsü ne biliyor musunuz? İşin daha kötüsü. Şimdi hastane deyince hemen kısaca anlatayım. Şimdi arsa devleti. Siz de müteahhitsiniz. Şehir hastanesini anlatıyorsunuz. Evet. Çok kısa bir şey ya. Bir tane anlatacağım. Bir yerini bana gelsin, çıksın bir AKP'li karşıma. Arsa devleti. Siz de müteahhitsiniz. Size verdim, yaptınız. Kabasını çıktınız. Para geliyor nasıl olsa. Bir anlaşma yapıyor devlet müteahhitle. Utanç verici bir anlaşma. Aramızda bir problem olursa, devletle müteahhit arasında bir problem olursa, yetkili neresi biliyor musunuz? Londra mahkemeleri. Neden? Anlaşmayı öyle yaptılar. Çünkü Türkiye'de yargıya güvenmiyorlar insanlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmaları yaparken problem... Hala hazırda devam eden hastane inşaatları için mi? Hepsinde bunların. Bütün inşaat. Müteahhit şirketler krediyi yurt dışından buldukları bulduğu için, Türk adaletine güvenmediği için, yani o müteahhit şirket Türk adaletine güvenmiyor, Londra mahkemelerini ortaya koyuyor. Banu mu güvenecek, Eren mi güvenecek Türk adaletine? Türkiye'nin geldiği nokta budur. Buradan İş Bankası'na geçebilir miyiz? İş Bankası niye hedefte acaba? Ekonomiye girdi Muharrem Bey, evet, ama sen de İş Bankası konusu var. Evet. Yani o diyor ki sizin de bankanız var. Haksız yere bir banka sizin elinizde. Hay hay. Öyle mi gerçekten? Hay yani? Hay. Bak çok güzel. Bunu anlatalım. Bir de neden gündeme sürekli İş Bankası ve Cumhuriyet Halk Partisi geliyor bu konuda? Ne karınız var? Cumhuriyet Halk Partisi burada ne kazanıyor? Bunu güzel anlatalım. Evet, buyurun. Şimdi birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına 1 lira para girmiyor burada. Tarihini söyleyeyim. 5 Eylül 1938. El yazısıyla Atatürk'ün bir vasiyeti var. Atatürk'ün kişisel hissesi var burada. Hissenin miktarını da tam söyleyeyim. 28,09. 30,17'si çalışanlar, 38,17'si çalışanların, 33,75'i de halka açık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin neyi var burada? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 4 yönetim kurulu üyesi atıyor İş Bankası'nın yönetimine. 11'in 4'ünü CHP Genel Başkanı atıyor. Bu hisselerden gelen kar payı, temettüler, 1 lirası CHP'nin kasasına girmiyor. Olduğu gibi Türk Tarih Kurumu'na ve Türk Dil Kurumu'na aktarılıyor. Peki Türk Tarih Kurumu'nun başında oturan kişi kim? Erdoğan'ın atadığı kişi. Türk Dil Kurumu'nun başında oturan kim? Erdoğan'ın atadığı kişi. Parayı kim harcıyor? CHP'li harcamıyor. Parayı Erdoğan'ın memuru harcıyor. O zaman parayla ilgili bir durum yok ortada. Parayla ilgili hiçbir durum yok. Ama ahlaksız olan tarafı şurası, ürkütücü olan tarafı şurası. Şimdi diyor ki, bankada diyor CHP'li yöneticiler var. Şimdi sayıyorum. Vakıf Bank. Abdülkadir Aksu, yönetim kurulu üyesi, eski milletvekili, bakan. Eski bakan. Şahap Kavcıoğlu, eski bakan. Dilek Yüksel, milletvekili. Dilek Yüksel, eski milletvekili. Sadık Yakut, eski meclis başkan vekili. Eski bunlar Vakıf Bank yönetimi. Vakıf Bank'ta. Halk Bankası, Mevlüt Uysal, İstanbul Belediye Başkanı. Ziraat Bankası, Faruk Çelik, eski bakan. Şimdi bunların hepsi bankaların yönetimlerinde. Vakıf Bank'ı medya kuruluşlarına verilen kredilerle batırdılar. Ziraat Bankası'nı spor kulüplerine verilen kredilerle batırdılar. Halk Bankası'nı Reza Zarrab batırdı. Gözünü İş Bankası'na diktiler. Bunların derdi Atatürk, Matatürk değil. Bunların derdi para, para. Bunların derdi Atatürk olsaydı stadyumlardan adını silerler miydi? Şimdi ben bu noktada CHP'lilere değil, AK Partililere seslenmek istiyorum. Bakın şimdi, bir, değerli AK Partili kardeşlerim. Fethullah Gülen'le aranız çok iyiydi. Sonra bozuldu. Abdullah Gül'le arası çok iyiydi. Sonra bozuldu. Davutoğlu'yla, Babacan'la araları çok iyiydi. Sonra bozuldu. Atatürk sonunda bir fani, devletimizin kurucusu ama ölümlü bir insan. Kendi el yazısıyla bir vasiyet etmiş. Hissemi demiş şuraya bırakıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. O zaman devletin hazinesi yok muydu? Vardı. Evet. Hazineye bırakmamış. Maliyesi vardı. Peki vardı. Şimdi ben de bir ölümlüyüm. Sizler de. Ben şimdi buradan giderken oturdum, vasiyetimi yazıyorum. Oğluma şu kadar bırakıyorum. Eşime şu kadar bırakıyorum. Kardeşlerime şunu bırakıyorum. Vakfa şunu bırakıyorum. Ben bu vasiyetimi yarın bir cumhurbaşkanı nasıl yok sayabilir? Atatürk'ün vasiyetini yok sayan Bülent Arınç'ın vasiyetini yok sayamaz mı? Abdullah Gül'ün vasiyetini yok sayamaz mı? Kişisel hukuka, miras hukukuna girer. Bu arkadaş, bu miras hukukunun ihlalidir yani, diyorsunuz. Kurucunun iradesi bu. Yani hem devletin kurucusu, bir de özel şartları var. Bakın, şartları şu. Şartları şu: kazanç elde etmemek, gelirlerinden yararlanmamak şartı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ne diyor? Hisseleri bırakırım, kazanç elde etmeyecek ve gelirlerinden yararlanmayacak. Hisseleri sadece kontrol edecek. Sadece yönetimde söz sahibi olacak. İyi ki böyle yapmış. Yoksa Vakıf Bankı, Halk Bankası'nı, Ziraat Bankası'nı nasıl batırdılarsa burayı da öyle batıracaklardır. Bakın, bugün İş Bankası müthiş bir kurum. Her türlü baskıya rağmen, 10 milyar dolar. 10 milyar dolar. Yani dünyada şişe cam ürünlerin %12'sini orası üretiyor. Şişe cam üretiyor. Türkiye'deki değil mi? Türkiye'deki. Cam sanayi. Belirleyici biziz. Dünyada belirleyiciyiz. Yani 121 tane şirketi var. Yani şöyle diyelim, bakın. Etibank, Sümerbank, Tekel, hangisi? Bunlar nereye çöktülerse orayı batırdılar. Buraya çökemedikleri için Türkiye'nin en başarılı kurumlarından birisi burası. 4 üyeden ötürü mü çökemiyorlar? İşte çökemiyor. Demek ki medeni kanun da var. Yetiyor. Yani yetiyor. Engel oluyorlar. Bakın, ayrıca bir konu daha söyleyeceğim. Yapmak istediği ne? Yapmak istediği şu: İş Bankası'nı derdi Atatürk değil, derdi para. Burayı alacak, Varlık Fonu'na devredecek. Varlık Fonu'nda burayı çarçur edecek. Yani şeker fabrikalarına ne yaptıysa, PTT'ye ne yaptıysa, bunlara ne yaptıysa, Tekel'e, Petkim'e, Tüpraş'a ne yaptıysa bunun aynısını yapmak. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Kendilerinin Osmanlı torunu olduğunu söyleyen AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Osmanlı hazinesi iki çeşit yönetilirdi. Bir, hazine-i hassa vardı. Bir de hazine-i amira vardı. Hazine-i hassa sarayın harcamalarıdır. Hazine-i amira ise diğer harcamalar. Hiçbirinin başında padişah yoktu. Memurlar vardı. Görevliler vardı. Bürokratlar vardı. Padişahın adamları vardı. Ya koca Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomi bilen, sözüne güvenilen, bilgisine güvenilen başka kimse yok mu da Varlık Fonu'nun başında Erdoğan bulunuyor? Yardımcısı kim? Damat. Ya bu ülkeye kim güvenir? Yani Türkiye'nin bütün değerlerini, son kalan değerlerini topla, bir havuza topla, başına kendin otur, musluğun başına, yanına da damadı koy. Şimdi de Atatürk'ün mirasına, İş Bankası'na göz dik, burayı satmak için uğraş. Ya bu ülkeye batırırlar. Bakın, size şunu söyleyeyim. Ben kampanya öncesinde bak böyle giderse dolar 8-10 lira olur demiştim. İşte 7.24'ü gördük. Evet. Şu anda 1-2 günlük düşüşe bakmayın. Neler çekiyorlar onu düşürmek için. Neler yapıyorlar. Bunu biliyorum. Yani barajın kapaklarını patlatmışlar. Yama yapıyorlar sürekli. Merkez Bankası'na para var mı abisi? Yok. Yok, sıfırladılar. Bankaların, diğer bankaların haklarını da kullanıyorlar. Bakın şunu söyleyeyim. Bu kafadan vazgeçmezlerse Türkiye'yi kötü günler bekliyor. Bakın, yapılması gereken bir iş söyleyeyim. Muharrem Bey, ona girmeden hemen şöyle bir bağlayalım. Şimdi bir, koronadan çıkıyoruz. Korona, ya çıkıyor muyuz tabii, önce onu da soracağım. Evet. Koronadaki hükümetin performansını, Sağlık Bakanlığı'nın performansını da bağlantılı olarak sormak istiyorum. Ama siz ekonomiden girince hani mevzuyu ekonomiyle devam ettirelim istiyorum. Tamam. Şöyle, koronadaki performansı bize kısaca bir değerlendirin. Hı hı. Sağlık Bakanlığı yüzünün akıyla çıktı mı bu işten? Özellikle maske krizleri yaşandı, işte şeffaf olup olmadığı konuşuldu. Bazı kararlar alınırken bilim kurulunun kararların dinlenmediği söylendi. Ama nihayetinde baktığımız zaman Türkiye'yi En az kaybettiğimiz insanlarımız, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayı bakımından, sayıyla insan canı kıyaslanması doğru bir şey değildir ama neticede istatistiğe de bakmak durumundasınız. Sayı bakımından yani bir İspanya olmadık, bir İtalya olmadık, bir Fransa olmadık, bir Amerika hiç olmadık. Bu bağlamda başarılı buluyor musunuz Sağlık Bakanlığı'nın performansını bu pandemide? Onunla bağlantılı olarak da koronadan sonra nasıl bir ekonomik tablo bekliyor bizi? Evet. Şimdi birincisi şu, şu anda Büyük Millet Meclisi kapalı. Önemli bir konu yokmuş. Meclis Başkanı öyle diyor. İşte burada Barış da ben de eski milletvekilliği yaptık. Evet. Ya böyle bir dönemde meclis açılmayacak da ne zaman açılacak Allah aşkına? Bakın sizler gazetecisiniz. Sürekli konuştuğumuz bir konu var değil mi? Türkiye hukuk devleti değil kanun devletidir diyor. Evet. Hayır. Bir adım daha geri gittik. Türkiye kanun devleti değil. Türkiye genelge devleti. Şu anda Türkiye hukuk devleti değil ama kanun devleti de değil. Ya ense tıraşının nasıl olacağını İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yapıyoruz artık. Berberlerin ne yapacağı, nasıl yazılacağı yazılı. Bakın yapılması gereken iş şu. Yapılması gereken iş şu. Bir, acilen Büyük Millet Meclisi toplanmalı ve bir pandemi kanunu çıkarılmalıdır. Bu salgınlar önümüzdeki yıllarda da gelecek. Türkiye buna hazırlıklı olmalıdır. Ben Cumhurbaşkanı seçilseydim, emin olun ki şu anda Büyük Millet Meclisi açıktı ve bütün siyasi parti genel başkanlarını bir masanın etrafında toplayarak acil bir ortaklaşa, oy birliğiyle bir pandemi yasası çıkarmamız lazım. Ne yapacağız bu pandemi yasasıyla? Bir, ibadethanelerimiz nasıl açılacak? Nasıl olacak? İki, berberler nasıl olacak? Ekonomi nasıl düzelecek? Bütün bunları tek tek konuşmamız lazım. Yani bu genelgeyle canı toplan, hadi yaz Süleyman bir genelge, saat 10'da yaz, milleti 250.000 kişiyi sokağa çıkar, 2 saat sonra bu böyle olmaz. Bir kriz böyle yönetilmez. Acilen Türkiye'nin bir pandemi kanununa ihtiyaç vardır. Bir araya gelmelidir. Bakın bilim kurulu eksiktir. Doğru işler yapıyorlar ama eksiktir. Yani bunun içinde sosyologlar olması lazım. Bunun içinde finansçıların olması lazım. Birlikte, sağlıkçılarla birlikte, hekimlerle birlikte finansçılar olacak, sosyologlar olacak, psikologlar olacak, siyasetçiler olacak. Acilen bunları yapmamız lazım. Ha şimdi gelelim. Ya arkadaş İtalya, İspanya çok kötü durumda. Sen de beğenmiyor musun? Hayır öyle değil. Bir şansı kötü kullanmayalım. Yarın başka bir virüste çok kötü olabilir. İtalya'nın yaş ortalaması 45. İspanya'nın yaş ortalaması 42. Türkiye'nin 31,3. Biz çok genç bir nüfusa sahibiz. Onun için vurmadı diyorsunuz. Birinci sebep. İkinci sebep doktorlarımız bizim iyi eğitilmiş. Bizdeki tıp eğitimi Cumhuriyet'ten bu yana hep iyiydi zaten. Yani Cerrahpaşa iyiydi, Çapa iyiydi, Hacettepe iyiydi, hep iyiydi. Yani hatırlayın Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasında ben Cerrahpaşa'yı ziyaret etmiştim. Dekanı görevden aldılar. Ha, öyleydi. Dekan dedi ki ya beni dedi. Oradaydım ben. Oradaydın. Dekan dedi ki ya ben kendime yakıştıramam bunu. Yani bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisi ziyaret etmek isterse ben hoş geldin derim, karşılarım dedi. Adamı görevden aldı. Sonra çıktı Cerrahpaşa'yla yüz akımız dedi. O zaman da yüz akımızdı. Cerrahpaşa yarın da yüz akımız olacak bizim. Yani bunun çeşitli sebepleri var. Yani bakın bir sağlık konusunda evet başarılıyız. Doktorlarımız başarılıdır. İki, yönetim konusunda rezil durumdayız. 5 kere 6 kere maske. Önce zorunlu değildi. Zorunlu oldu. E-Devlet, E-PTT, satalım. Eczane parayla bedava çalıştığı kurum verecek. Karar veremediler maskeye. Abi daha komiğine 5 maskeyi dağıtamayanlar bugün gene CHP döneminde ekmeği karneyle alıyordu. Ya olacak iş değil tabii. Zaten neyi kınadıysa başına geldi. Camileri kapadılar diyordu. Camileri kapadı. Bugün de sabah namazına izin verilmedi. Bayram namazı kılmak isteyenlere ya, polis müdahalesi oldu. Gerçekten ya komik ya. Valiler diyordu CHP döneminde il başkanıydı diyordu. Diyarbakır'da işte vali ilçe yöneticileriyle il başkanıyla toplantı yaptı. Ne söylediyse. Yani bakın ısrarla bunu anlatmamız lazım. Bizim yönetimimizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde AVM'ler açık, camiler kapalı olsaydı vallahi bizim ilçe binalarının önünde bunlar miting yapardı. Camlarımızı kırarlardı biz. Abi bu bir şey soracağım da tam bununla bağlantılı. Demin dedin ki Cumhurbaşkanı seçilseydim bütün parti liderlerini toplardım. Şimdi İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 15 gün önce bence doğru ama eksik bir çağrı yaptı. Memleket masası kuralım, Türkiye masası kuralım dedi ama ne yazık ki evet, HDP'yi bu işin dışında tuttu. Onu hiç doğru bulmuyorum. 6 milyon oy alan bir partinin bu tür toplantıların dışında tutulması doğru değil. Memleket masası, Türkiye masası sence abi neden kurulamadı, nasıl kurulabilirdi, bundan sonra kurulabilir mi? Şimdi ben son yıllarda yaşadığımız iki büyük krize baktım. Birisi bu salgın, öbürü de Marmara depremi. Evet. 99. Cumhurbaşkanlığının internet sitesine girebilirsiniz. Aynen şöyle yazıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Demirel, rahmetli Demirel, faaliyet raporunda şu notu düşmüşler. Siyasi parti genel başkanlarıyla 24 kez görüşmüş. Yani o ne kadar? O süreç içerisinde. O kriz anında. O kriz 99 anında. Yılında. 99 depreminde yani. Evet. 99. Hepsiyle birlikte 24 kez. 24 kez evet. Bakın şu anda hala var yani. İnternette baksınlar. Cumhurbaşkanlığı Süleyman Demirel. Tabii. İlginç bir veri. 24 kez siyasi partilerle görüşülmüştür diyor. Şimdi bu doğrusudur. Sayın Akşener HDP'yi hariç tutalım asla katılmıyor. Ha bir dakika. Öyle mi? Siz tabii, memleket masası kursaydınız herkes veya siz olsaydınız o masanın içinde HDP'de olur diyordunuz. Kesinlikle olmalı diyordunuz. Olmalı tabii. Olur mu öyle şey canım? Olur mu öyle şey ya? Bakın arkadaşlar, Türkiye'de yanlış giden bir şey var zaten. Yanlış olan şey şu. Kürtler seçime geldi mi? Gelin bize oy verin. Seçimden sonra ya biz sizden istemedik ya siz verdiniz. Böyle utangaç olmaya gerek yok. Siz böyle yaparsanız Kürtleri PKK'nın kucağına itarsınız. Böyle olmaz. Kürtlerin hepsi PKK'lı mı kardeşim? Böyle bir mantık olur mu? Anayasalara, yasalara göre kurulmuş bir parti halkta oy vermiş parlamentoda bulunuyorsa Cumhurbaşkanı herkesi muhatap almak zorundadır. Öyle yağma yok. O zaman birisi de çıkar CHP'yi çağırma der. Öbürü de çıkar ben seninle bir arada olmam der. Bunun sonu gelmez ki. Parlamentoda kim temsil ediliyorsa hepsi. Hiç kimseyi ayırt etmeden. Bu utangaç tavırları da doğru bulmuyorum. Yani CHP'ye dair eleştiri değil mi? Tabii CHP'ye dair eleştiri. Yani ne yapmalı CHP? Hayır yani bir şeyi çekinmeye gerek yok. Bakın abdestimden şüphem yok benim ya. Bana kim PKK'lı diyebilir? Bana kim PKK'lı diyebilir? Alnını karıştırırım onun ben. Ben yurtsever, cumhuriyetçi, Atatürkçü, sosyal demokrat, solcu bir adamım ya. Benim PKK'yla ne işim olur? IŞİD'le, FETÖ'yle benim ne işim olur? Benim abdestimden şüphem yok. Ama demokrasinin kuralları var. Yani kampanya döneminde Sayın Erdoğan'ı da ziyaret ettim. Sayın Demirtaş'ı da ziyaret ettim. Sayın Akşener'i de, Sayın Karamollaoğlu'nu da ziyaret ettim. Bir şeye Diyarbakır'a da gitmiştiniz galiba. Hı? Diyarbakır'a da gitmiştiniz. Gittim, galiba. Hakkari'ye de gittim. Diyarbakır'a da gittim. Ziyaret ettiniz diye hatırlıyorum. Edirne'de ziyaret. Ha, Edirne'de gitmiştiniz. Olmaz, böyle bir mantık olmaz. Eğer Türkiye'de yani şu anda bir krizin ortasındayız. İnsanlar korkuyor. Bak maskemiz yanımızda duruyor. Daha tokalaşmadık hiçbirimiz. Evet, tamam. Şimdi hepimiz korkuyoruz değil mi? Ailemizi, çocuklarımızı korumak istiyoruz. Kardeşim Kürtler çocuklarını korumak istemiyor mu? Onların çocukları yok mu? Masayı toplanınca siz gelmeyin. Böyle bir kafa olmaz. Bu şu demek olur. Bu şu demektir. Kürtler hiçbirinizi istemiyoruz. Hepiniz PKK'nın yanına git demektir. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu ülkeyi ama barıştırmamız lazım. Tamam ama Muharrem Bey şöyle de bir durum çıkmıyor mu? Yani PKK ile arasına mesafe koymakta güçlük çeken bir HDP var. Hiç itirazım yok buna. Buna ne diyeceksiniz? Hayır onu da kamuoyu önünde tartışacaksın. Kamuoyu önünde tartışacaksın. Bak diyeceksin ki kardeşim PKK ile arana mesafe koy. Mesafe koy, Türkiye Partisi ol, meşrulaş, senin yanındayım. Meşrulaş, senin yanındayım diyeceksin. Yani bak Türkiye'de iki kesimde %5 bir tarafta, %5 bir tarafta iki kesim var. Bu %5'lik kesimin birinde en iyi Kürt ölü Kürttür diyenler var. Bütün Kürtleri terörist gören bir kafa yapısı var. %5. Diğer o kadar yüzde... var mı ya? O kadar var mı? Var. Diğer %5'te de ayrılıkçı, terör örgütü mensubu, onu destekleyen, onun sempatizanı bunlar var. Bu iki %5'i kenara atacaksınız. Bunları dinlemeyeceksiniz. Çekinmeyeceksiniz. Yani ülke bir büyük salgınla boğuşurken masaya toplanalım ama HDP gelmesin. Ben bunu doğru bulmam kardeşim. Herkesi çağıracaksın oraya. Gönül rahatlığı. CHP nerede hata ediyor peki? Nasıl? CHP HDP ile hangi ilişkiyi kurup kurmama noktasında hata ediyor? Ya ne yapmalı gizli kapaklı görüşmeye gerek yok. Ya Kürtler geçmişte AKP'ye oy vermedi mi? Evet. AKP'ye oy verirken meydanlarda Kürt kardeşlerim diye bağırmıyor muydu? Bağırıyordu. Peki son belediye seçimlerinde vermediler. İstanbul'da, Ankara'da CHP'ye verdiler. AKP'ye oy verdiklerinde Kürt kardeşlerim, CHP'ye oy verdiklerinde teröristler. Böyle bir kafa olur mu? Sen terörist arıyorsan kırmızı bültenle aranan kişiyi TRT'ye çıkardın. Bak 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı yazana TRT'de soruşturma açmışlar. Peki şey daha ortada yok. Osman Öcalan'la röportaj yapanla ilgili takipsizlik verdi. Soruşturma var mı? Yok. Takipsizlik verdi. Zaten. Peki tek başına mı yaptı o muhabir? İşin içinde MİT yok mu? İşin içinde polis yok mu? Kim var işin içinde? Türkiye bu hukuksuzluklarla mücadele ediyor. Öcalan'la görüşmeye giden akademisyen de öyle kafasına göre gidemiyor. Gidemez tabii. Peki bu bağlamda İYİ Parti ilişkisini İsmail sen istersen sor. İYİ Parti HDP. Şunu aslında İYİ Parti'ye belki de o ya da soruyu soralım ikisi tercih etsin. Siz CHP Genel Başkanı olsanız Davutoğlu'na, Babacan'a ihtiyaç duyduklarına vekil verir misiniz? Bir, milletvekilleri personel değildir. Milletvekilleri genel başkanın personeli değildir. Bir kere buradan başlayalım. İki, Davutoğlu dün açıkladı zaten. Onun ihtiyacı yok. Ben hayatım boyunca CHP zihniyetiyle mücadele ettim dedi. O demek ki istemiyor zaten. Evet. İstemeyene de biz hayır kurumu değiliz. Biz Kızılay'da değiliz yani. Şey mi dağıtıyoruz yani? Bakın önemli olan sorunu çözmemiz lazım. Sorun ne biliyor musunuz? Şimdi bir siyasi partinin seçime girip girememesi, seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda yazılı. Bir, ne diyor? Büyük kongresini yapmış olacak. İki, yarı vilayette, yani 81'in yarısında örgütlenmiş olacak. Üç, ilçelerde diyor bir ildeki merkez ilçe dahil en az 3 ilçede örgütlenmiş olacak. Bir kere bunu yapmışlar. Bunu yapsın. Ya da diyor, ya da grup kuracak diyor. Ya niye kolayından başlıyoruz? Niye hemen grup kurdurarak başlıyoruz yani? O İYİ Parti için önemli ama. Tamam da, şimdi bak şartlar belli. Önce bir rüştünü ispatlasınlar ya. Bu kadar değil. Siz o zaman İYİ Parti'ye de mi karşıydınız? Hayır, İYİ Parti'ye karşı değildim. Hı. İYİ Parti'ye özel oyun oynanıyordu. Evet. Yüksek Seçim Kurulu açıklamakta gecikiyordu ısrarla. Gecikiyordu, evet. Özel oyun oynanıyor. Belki de izin vermeyecekler. Hayır, doğru yapıldı İYİ Parti'de. İYİ Parti'de doğru yapıldı. Ben bugünü konuşuyorum. Şimdi ortada bir seçim var mı? Yok. Ortada seçim yoksa Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin önce 41 vilayette örgütlenmeleri lazım. Yasaya uygun şekilde. En az 3 ilçede. İki, büyük kongrelerini yapmış olmaları lazım. O hakkı bir eline alsınlar. Ha ona rağmen YSK engel oluyorsa, yargı yoluyla engel oluyorsa... Ama tabii bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nun baskın seçim durumunda olduğunu söyleyelim. Niye olsun? Bakın niye seçim olsun ki? Ya bu konuda yanlış yorumlanıyor bence. Neden seçim olsun? Oraya da geleceğim. Şimdi bizim literatürümüzde şöyle bir söz vardır. Hukuka karşı hile yapmak. Bu milletvekili vermek de hukuksuzluğa karşı hile yapmaktır. Şimdi İYİ Parti'de o yapıldı. Yapacaksın. İYİ Parti'de CHP yönetimi doğru yaptı. Hı hı. Verilmeliydi o. Ben bugünü konuşuyorum. Bugün aynı şey geçerli değil. Yani önce ilçelerde örgütlensinler. İllerde örgütlensinler. Büyük kongrelerini yapsınlar. Hazır olsunlar bir kere. Yani bir kere beleş olmasın bu ya. Milletvekilleri personel mi arkadaş ya? Sana 15, sana 20 verdim. Nasıl istersin, liberal mi olsun? Doğru değil. Ben bunu şey buluyorum yani, sakıncalı buluyorum. Hazırlığını yapsınlar. Ona rağmen İYİ Parti ve Gelecek Partisi'ne sorun çıkarılıyorsa, baskı kuruluyorsa, yani Danıştay Başkanı oldu işte. İstanbul seçimini iptal eden Danıştay Başkanı. Buna rağmen yapılıyorsa o zaman önlem almaya çalışalım. Şimdi bugün iki parti var gündemde. Yarın bu 10 tane olursa ne olacak? Ne diyeceğiz yani? Hayatım boyunca CHP zihniyetiyle mücadele ettim diyen Davutoğlu'na milletvekili vereceğiz. DSP isterse yarın ne diyeceğiz DSP'ye? Ama siz böyle şimdi birazcık da geniş bir millet ittifakının bileşenleri üzerinden konuşuyorsunuz. Bakın. Şimdi çünkü Davutoğlu'nun da Babacan'ın da partisinin muhtemeldir ki Millet İttifakı gibi eğer bir ittifak olursa onun parçaları olacaklar. Davutoğlu'nun Akit TV'de ki birazdan ikinci bölümde de özellikle Mehmet Dişli ile ilgili bir kısa VTR'si var. Onu da yayınlayacağız. Görüşünüzü merak ediyoruz o konuda. Ama siz tümden de o partileri dışlamış... Buna da bir ekleme yapabilir miyim? Bak, hayır, dışlamıyorum. Buna bir ekleme yapabilir miyim? Siz genel başkan olsaydınız bu partilerle yan yana çalışır mıydınız? Bakın çalışırım tabii ki. Niye çalışmayayım? Yani bir demokrasi cephesi geliştirebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yöntem doğru yani. Ama bakın eksik. Yani önce kongrelerini yapsınlar. Örgütlensinler. Bunları yapmadan... Beleş olmasın bu iş. Hoş onlar da bize verin demiyorlar yani. Numan Kurtulmuş partisini kapatıp AK Parti'ye katıldı mı? Katıldı. Süleyman Soylu Demokrat Parti'yi bırakıp AK Parti'ye katıldı mı? Katıldı. Bu ne kadar doğalsa ayrılmaları da o kadar doğal. Yani Numan Kurtulmuş başka partiyi bırakıp sana gelirken iyi, Süleyman Soylu gelirken iyi, Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan ayrılırken kötü. Böyle bir kafa olmaz. Onların muhalefet yapma hakkını savunurum ben. Yani şunu demem. Bakın şunu demem. Ya yıllarca beraberdiniz. Şimdi ne konuşuyorsun kardeşim demem. Onu demem. Tamam ayrılabilir, yollarını ayırabilir siyasette. Ayrı bir yola gidebilir. Onun muhalefet etme hakkını savunurum. Elimden ne gelirse katkı yapmaya hazırım. Ama... Bu şu demek de değil. Yani incitirse de hayatım boyunca CHP zihniyetiyle mücadele ettim derse de cevabını verir. İlginç. Yani dünkü şeyde... O incitici bir laf yani. Evet. İncitici bir laf. Sanki %20'ler... Ben Sayın Davutoğlu'nu da hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Dün yani, çok incitici bir laf. Evet. Ben önümüzdeki süreçte hangi CHP zihniyetinden bahsediyorsun? Hangi CHP zihniyetinden? Anadolu'nun ortasında modern bir cumhuriyet kuran... Köylü devletinden modern cumhuriyete dönüştüren, köylü çocuğuna keman çalmasını öğreten CHP zihniyetini mi kastediyorsun? Ben tam da onu savunuyorum işte. Hangi CHP zihniyeti? Yani Sümer Bank'ı, Eti Bank'ı kuran CHP zihniyetini mi kastediyorsun? Tam da ben onu beğeniyorum işte. Laikliği mi? Tam da onu beğeniyorum işte. Karma eğitimi mi? Tam da onu beğeniyorum işte. Latin harflerini mi? Tam da onu beğeniyorum işte. Ne? Hangi zihniyetmiş bu ya? Peşkeş çekildi. Türkiye'nin borçlarına bakacaksın. 5 milyon Suriyeli var sokaklarda. Ben yurtta barış, dünyada barış diyen CHP zihniyetinin temsilcisiyim. Peki. Peki İYİ Parti sorusu... Bir reklama gideceğiz. Bir reklama gidelim. Reklamlardan Yüzlerce mesaj var. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Ama birini okuyayım Gürkan. Söyle. Edremit'ten Sevgi Hanım ve eşi Hüseyin Bey sizi çok seviyorlarmış. Çok selam. 3 kere yazdılar. Ben de Sevgi Hanım'ın bu mesajını ileteyim. Ben de bizim sevgili ortak dostumuz Cemil Ekşi'nin annesi aradı bugün. Hatice Ekşi, Rizeli. Cemil Bey ben de konuştum. Konuştunuz mu? Programımızda Rizeli'nin özelliği var. Evet, bir Rizeli ayrıcalığı yapıyoruz. Bir dakika, burada şimdi 3 Rizeli bir Karslı. Evet, 3 Rizeli bir Karslı. Bir dakika, Gürkan da mı Rizeli? Aşk olsun, aşk olsun. Abi Gürkan hep Rizeli, İsmail bazen Rizeli, bazen Erzurumlu. O da bazen Yalovalı, bazen Rizeli. Şöyle, ben %50 Rizeliyim, %50 Selanikliyim. Tamam. Ülke Hanım. O Balıkesir. Abi oraya da bir Balıkesir'e selam ver. Sevgili izleyiciler, bir reklama gidiyoruz. Muharrem İnce ile ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Lütfen ayrılmayın. Çok kısa bir reklam. Reklamlardan sonra karşınızdayız.